Selam, hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma, daha sonra da Mitoloji 101 serime hepiniz hoş geldiniz. Bu videoya girdiyseniz muhtemelen ya bir mitoloji seversiniz ya da çok çok büyük bir ihtimalle mitolojiyi öğrenmek isteyen meraklı bir kişisiniz. Mitoloji 101 serisi nedir? Önce size onu anlatayım. Mitoloji 101 serisi, mitolojiden korkan, mitoloji öğrenmek isteyip de nereden başlayacağını bilmeyen birçok insan için hazırlanmış, kısa, tadında, samimi ve profesyonel olmadığı için biraz daha arkadaş ortamındaymışçasına geçirebileceğiniz, dinleyebileceğiniz, tüketebileceğiniz bir içerik serisi olacak. Neden Mitoloji 101 serisi çekiyorum? Şöyle ki itiraf edeyim, YouTube'da binlerce, milyonlarca belki de mitolojiyle ilgili içerik var. Yani benim çekeceğim bu içerikler, benim yapacağım bu videolar kesinlikle bir ilk değil. Kesinlikle en üst noktası da değil. Akademik alanda başarılar ispatlamış bir video serisi de değil. Fakat neden olmaz? Bu seri aslında çok daha önceden başlanmış fakat yarım kaldığı için içimde burukluk yaratmış bir seri diyebilirim size. 2017 yılında Geek Yapar'da bir takım American Gods'la ilgili içerikler üretmeye başlamıştım aslında. Ve bunlardan biri de American Gods'ın bölüm bölüm incelemesiydi. YouTube kanalımızda vardı. Ömercan Güldal ve Aybüke Turan'la beraber bunları gerçekleştirmiştik. Bu Mitoloji 101 serisi de aslında tamamen orada filizlenmiş bir fikirdi. Yani Aybüke, ben mitolojiye birazcık uzam, hani nereden başlayabilirim, bana yardımcı olur musun diye benden rica etmişti, bana sormuştu. Ve ben de tabii ki de seve seve diyerek ona yardımcı olabileceğim. Keza onun izleyicilerine ve başkalarına da yardımcı olabileceğimiz bir seriye başlamıştık Aybüke ile beraber. Buradan Aybüke'cim sana çok selamlar. Ondan rica ettim bu yarım kalmış projemiz için kendi kanalında başka bir şekilde bunu ilerletebilir miyim diye istedim ondan. İzin istedim ve o da seve seve kabul etti. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Buradan selamlar tekrardan. Yarım kalmasının sebebi aslında birazı benim sağlıksal sebeplerimde biraz zaman bulamadık derken öyle yarım kaldı ve tamamen kalmış oldu. Devamı gelmeyince de benim içimde bu ukde oldu. Dolayısıyla da devam ettirmek boynumun borcu oldu diyebilirim. Bunca içerik arasında neden ben? Gerçekten neden ben? Şöyle ki aslında bu tamamen benim takipçilerimin ve izleyicilerimin beni gazlamasıyla yaptığım ve gerçekleştirdiğim bir içerik. Beni tanıyan tanıyor ama tanımayanlar için de şöyle bir ufak bilgi vermiş olayım. Ben gerçekten büyük bir mitoloji hayranıyım. Mitoloji hastasıyım. Yani tüketebildiğim kadar çok fazla mitolojik içerik tüketmeye çalışan biriyim. Meraklıyım da yani bu konuda. Hani akademik anlamda olsun, hobi gibi olsun, her türlü alanda mitolojiyle ilgili şeyler tüketmeye çalışıyorum. Diziler, filmler, kitaplar, oyunlar, hepsinde neredeyse bir şekilde elime atmış bulunmaktayım. Zaten bu seriye başlamamın en büyük sebeplerinden biri de Assassin's Creed Valhalla'nın geliş tarihi 2020 sonlarında biliyorsunuz ki ona bir ön hazırlık olacak şekilde insanların mitolojiye ısındırma çalışmalarını birazcık gerçekleştirme isteğimde diyebilirim. Sizlere mitolojinin çok korkulacak bir şey olmadığını göstermek ve hatta belki de kitaptan okurken öğrenemediğiniz, aklınızda kalmayan bilgileri biraz da burada böyle sohbet ortamını yedirerek size katmaya çalıştığım diyelim bir video serisi yapmaya çalışıyorum aslında. Birçok izleyicim, takipçim, okurum, teşekkürler onlara bu konuda beni gazladıkları için. Çünkü ben tamamen gazla çalışan bir insanım. Gazlamadan asla hiçbir şey yapamıyorum. Onlar sayesinde bu seriye başladım. Çünkü onlar istiyordu böyle bir şeyi. Söylemem gerekir ki ben mitolojinin bir ordinaryüsü, bir profesörü değilim arkadaşlar. O yüzden ben burada hiçbir şekilde en iyi ben bilirim, en iyi ben anlatırım iddiasında bulunmayacağım. Sadece bu benim çok büyük bir ilgi alanım ve sizlerle de paylaşmaktan dolayı mutluluk duyacağım için böyle bir işe atıldım aslında. Mitoloji 101'de ne yapacağız? Bir de bunları konuşalım sizinle. Mitoloji 101 aslında 101 kısmından da anlayacağınız üzere tamamen giriş seviyesinde bir seri olacak. Yani mitolojiyle ilgili temel bilgiler ve sizi ısındıracak, daha merakınızı böyle kurucuklayacak, biraz daha merakınızı ateşleyecek bilgileri vereceğim ben aslında burada. Yani size tamamen bütün bir mitolojiyi açıklamak, bütün bir mitolojiyi anlatmak gibi bir gayem, hedefim yok. Daha çok sizi bu konuya yönlendirmek, nasıl gidebileceğinizi
böyle nasıl bir yol izleyebileceğinizi göstermek için ben buradayım. Tabii ki de ben bu işin profesörü değilim dediğim gibi. Dolayısıyla benim de hatalarım olabilir. Hatam veya bir kusurum varsa şimdiden affola. Kendi gittiğim yoldan örnekler vereceğim. Benim tükettiğim içeriklerden bahsedeceğim. Belki ilginizi çeker diye başka şeyler önermeye çalışacağım vesaire. Mitoloji 101'de neler yapacağız? Bu seride devam edeceğimiz yol aslında birazcık popüler mitolojilerle başlayıp daha sonradan sizin istediğiniz yönlerde ilerlemek olabilir. Mitoloji 101'de şöyle bir gidişat izleyeceğiz aslında. İlk olarak genel bir mitoloji, mit ve kültürel anlamda bunlar ne ifade ediyor gibi şeyleri konuşacağımız kısa kısa konular olacak. Daha sonrasında Yunan mitolojisiyle başlayacağız. Yunan mitolojisiyle başlamamızın sebebi benim daha çok ilgi alanımın orada olması, daha çok tükettiğim içeriğin orada olması ve biraz daha bilgimin fazla olduğunu düşündüğüm kısmın Yunan mitolojisi olması, dolayısıyla Yunan'dan başlayacağız. Daha sonradan İskandinav, Mısır ve vesaire gibi böyle bir sürü mitolojilere geçeriz diye düşünüyorum. Ancak temel amaç 101 kısmından da tekrarlıyorum anlayacağınız gibi genel temel bilgiler vermek ve sizi buna ısındırmak, alıştırmak. Tabii daha sonrasında hani Berna bunu da bize anlat, Berna şunu da anlat. Güzel anlatıyorsun, hadi bir de bunu yap bize gibisinden istekleriniz olursa seve seve onları da yapmaya hazırım şimdiden. Umarım güzel bir seri olur da oralara kadar gelebiliriz. Belirtmemde fayda var. Ben en çok yetkinliğim olduğunu düşündüğüm alan mitolojilerde Yunan mitolojisi. Fakat orada bile eksiğim olduğunu düşündüğüm için ben bu seriyi sizlere aktarırken sizlerle beraber de öğrenmeye devam edeceğim. Ne demek bu yani? Az çok bilgimin olduğu, biraz daha Yunan'a göre az olan İskandinav mitolojisinde yine kitaplar karıştırırken sizinle beraber öğreneceğim. Ya da hiçbir bilgimin olmadığı Mısır mitolojisinde tamamen körlemesine dalmadan önceki yöntemlerimi de takip ederek, işte Yunan mitolojisinde size önerdiğim veya Yunan mitolojisinde benim geçtiğim aşamaları aynı Mısır mitolojisine uyarlamaya çalışarak, yani öğrenme aşamalarını ona uyarlamaya çalışarak belli bir müfredat, belli bir gidişat, belli bir yol hazırlamaya çalışacağım. Bilgim olmayan mitolojilerde de sizle beraber kendimi geliştirmeye ve bu şekilde de güzel bir seri oluşturmaya çalışacağım. O yüzden tekrarlıyorum. Çok tekrarladım galiba kendimi ama bir hatam olursa şimdiden gerçekten affola. Kimseyi gücendirmek, kimseyi burada kırmak falan da bir isteğim yok. Genel olarak böyle. Yani genel olarak bütün meramımı anlatabildiğimi düşünüyorum. Ben burada size hiçbir profesyonellik teklifinde bulunmuyorum. Hiçbir profesyonellik sözü vermiyorum. Burada tamamen arkadaş ortamında anlatır gibi, bir arkadaşıma, bir dostuma anlatır gibi size anlatacağım hikayeleri. Tabii benim anlatışım, benim sözleri kuruşum, cümleleri kuruşum birazcık sıkıntılı olabilir. Onu lütfen heyecanıma verin. Heyecanlıyım, gerçekten çok heyecanlıyım. Bu videoyu bitirmeden önce sizlere Mitoloji 101 serisine başlarken, özellikle başlarken ne tür kaynakları kullandığımdan bahsetmek istiyorum. Çünkü sonraki videolara gelirken hazırlık yapmak isteyenler olabilir belki. Onları kaygılarını gidermek adına, nasıl kaynaklardan yararlandığımı göstermek adına sizlere birkaç tane kitabımı, kaynağımı göstermek istiyorum. İlk kaynağım, İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu olarak lisans hayatımda mitoloji dersime giren Özlem Karadağ hocamın, buradan ona çok sevgiler, saygılar hocam, merhabalar. Onun hazırlamış olduğu bu dosyayı kullanacağım birincil kaynak olarak. Çünkü içinde gerçekten güzel giriş tarzında, temasında bir bilgi birikimi var. Çok güzel derlenmiş, çok da güzel hazırlanmış bir dosyaydı. En azından giriş açısından düşündüğüm bir dosyaydı. Bu yüzden ilk birinci kaynağım bu olacak. İkinci kaynağım Mitoloji Sözlüğü. Mitoloji Sözlüğü Azra Erhat'a ait, Remzi Kitabevi'nden çıkmış. Gerçekten sağlam bir kaynaktır. Herkese öneririm. Yalnız bu sadece Yunan mitolojisiyle ilgili. Diğer mitolojilerle ilgili böyle bir sözlük henüz elimde yok. Var mı da bilmiyorum. Araştırırım mutlaka sizler için, merak etmeyin. Yunan mitolojisiyle başlayacağımız için Mitoloji Sözlüğünü alırsanız, içini birazcık karıştırırsanız ve merak ettiğiniz konuları daha da meraklandıracağı için, mesela atıyorum içinde girip bir kelimeye bakıyorsunuz, kirke yazıyor. Kirke neymiş, kimmiş, nereden geliyormuş, neyin nesiymiş, neciymiş falan, bunları anlatırken
Aynı zamanda başka şeylerden de bahsediyor içinde. Ki genel bilgiler, bilmeniz gereken bilgilerden bahsediyor. Orada bahsettiği bütün bilgileri araştırırken kendinizi inanılmaz bir mitoloji deryasında buluyorsunuz. Dolayısıyla mitoloji sözlüğünün gayet güzel, anlaşılabilir, kolay erişilebilir olduğunu düşündüğüm bir kitap olduğu için ikinci kaynağım olarak da bunu kullanıyorum. Size söylemek isterim. Üçüncü olarak da şöyle bir kitap var. Rick Riordan'ın Yunan Tanrıları kitabı. Bu kitap aslında bir çocuk kitabı. Ama ön yargılarınızı kırın. Çocuk kitabı olarak bakıp da başlamamazlık etmeyin. Çünkü mitoloji dünyası size korkutucu geliyorsa bu kitap gerçekten sizi ısındırmaya yetecek tarzda bir kitap. Şimdi neden size ben bir çocuk kitabı önerisiyle geliyorum. Emin olun çocuk kitabı diye yaklaşmayın. Gerçekten cana yakın, güzel ve eğlenceli bir anlatımı var bu kitabın. Keza size aşağıda linkini bırakacağım. Aybike'nin mitoloji serisinde de giriş kısmında Aybike'nin bizzat anlattığı gibi ne çocuk kitabı mı diye baktığı ama sonradan çok sevdiği, anlatımını çok sevdiği ve rahat içine girebildiğini düşündüğü bir kitap bu. Size de öneriyorum o yüzden. Benim sizlere anlatacağım hikayeler gidişat, müfredat gibi. O da en baştan başlayarak yani evrenin yaratılışından başlayarak bir şekilde gidiyor, devam ediyor sonuna kadar. O yüzden aslında güzel giriş açısından sizi rahatlatacak bir kitap olduğunu düşündüğüm için bunu öneriyorum. Yani gerçekten çok zorlamayacak ve gerçekten çok rahat girebileceğinizi düşündüğüm bir kitap olduğu için bunu söylüyorum. Rahat rahat okuyun, eğlendiğinize bakın tamamen. Güzel bir anlatımı var. Kaynaklarım şimdilik böyle. Daha sonradan ilerleyen videolarda size kaynaklarımı göstermeye, nelerden okuduğumu, nelerden derlediğimi söylemeye devam edeceğim. Genel olarak Bullfinch Mitolojileri kitabı, bende onun fiziksel baskısı yok. Bende PDF formatıyla var maalesef. Ama ondan da faydalandığımı söyleyebilirim. Bullfinch Mitolojileri kitabı çok kalın. Fazlasıyla geniş bir kitaptır. Başlangıç için size önereceğim kitaplar arasında değil. Şu mitoloji sözlüğü ve Yunan tanrıları kitaplarını edinebilirseniz güzel bir giriş olur diye düşünüyorum. Zaten ben de size bu yolda eşlik edeceğim. Bu yolda size anlatacağım. Sizin korkularınızı biraz daha gidermeye çalışacağım. Yer yer not alırsanız anlattığım şeyleri aklınızda tutmaya o şekilde çalışırsanız biraz da böyle içine girmek için heveslenirseniz bence hiçbir sıkıntımız olacağını sanmıyorum yani ben açıkçası. Böyle yani. Genel olarak böyle. Bir sorunuz varsa, bir görüşünüz varsa, Berna şunu şöyle yap, Berna bunu böyle yap, Berna bunu neden böyle yapmıyorsun, Berna hele hele raksa gibi şeyleriniz olursa gibi yorumlarınız olursa aşağıya bekliyorum. Söylemem gerekir ki gazla çalışan bir insan olduğum için siz ne kadar gazlarsanız bu serinin devamı da o kadar gelecek diyebilirim. Umarım sonuna kadar gidebilirim ve umarım Aybike ile yaptığımız seri gibi yarıda kalmak zorunda kalmayız. Yarıda bırakmak zorunda kalmayız. Gerçekten içerik üretimi konusunda üretmek, sizlerle paylaşmak ve bu konuda güzel bir komünite oluşturmak, güzel bir evladiyelik seri yapmak çok istiyorum. Umarım amacımıza ulaşırız. Mitoloji konusunda çok güzel şeyler öğreniriz. Çok güzel anılar, çok güzel... Ya bilmiyorum işte, yaparız bir şeyler. Öpüyorum hepinizi. Yorumlarınızı, paylaşımlarınızı, like'larınızı, abone ol butonuna basmalarınızı falan her şeyinizi bekliyorum. Çünkü burası YouTube, böyle şeyleri demem gerekiyormuş. Öyle dediler. Öpüyorum gözlerinizden hepinizi. Seviyorum. Hoşça kalın.